HDP'ye dair bir ambargo olup olmadığı sorusu son süreçlerde ekranlara bakıldığında çok açık şekilde ortaya çıkar. Doğrudur, HDP'ye görsel basının, ulusal basın denilen basın kuruluşlarının tam boy bir ambargosu var. Ama mesele ambargodan daha ilerisi. HDP'nin fikriyatı bu kanallarda gündeme gelmiyor. HDP'nin sözü duyulmuyor. HDP'nin eylemi, HDP'nin propagandası, HDP'nin politikaları bu kanalların hiçbirinde gündeme gelmiyor. Tam tersine bu kanallarda HDP sürekli tartışılıyor ama HDP'li olmayan, hatta HDP karşıtı ve birebir HDP'yi karalamak için orada bulunan insanlar tarafından tartışılıyor. O yüzden aslında söz konusu olan bir ambargo değil tek başına. Ambargoyu aşan bir uygulama var. Bu kanalların hepsi birebir HDP'yi düşmanlaştırma siyaseti yürütüyor. HDP'yi kriminalize etmek istiyor ve halk kitlelerini HDP'nin sözüne karşı tepki duymaya özel olarak yönlendiriyor. Yani HDP'ye karşı ambargodan öte bir manipülasyon siyaseti bilinçli bir tercih olarak ısrarla uygulanıyor, uygulanmaya devam ediyor. HDP bu kanallar ve bu kanalları yöneten siyaset ve akıl tarafından ötekileştiriliyor ve yok sayılıyor. HDP konuşulurken HDP'li sözcülerine yer verilmemesi bir tercih. Ama bu tercih gazetecilikle alakalı bir tercih değil. Zira meselenin gazetecilikle alakası yok. Bu programları yapanlar da zaten bunu açık ya da gizli söylüyorlar. Bu bir tercih, bu bir siyasal tercih. Basın ilkeleriyle, basın etiğiyle, basın kurallarıyla alakalı bir durum değil. Zira dünyanın her yerinde bu çeşit programları yapanların bir şekliyle eleştirdikleri ya da tartışmaya açtıkları kurumun sözcülerine de kendi fikriyatını sorması gerekiyor. Siyasal iktidar, bu iktidarın denetim altına alınmış medya kuruluşları, bu iktidarla yakınlığı bulunan sermaye organları ve kendileri bu iktidarın, bu sermaye organlarının denetimindeki yayın kuruluşlarının personeli olarak gören, yani aslında gazetecilik çoktan bırakmış, gazetecilikle alakası olmayan bir çeşit siyasal propagandiste dönüşmüş insanlar, HDP'yi tartışırken bu programı yapan insanlar da kendi patronlarının çıkarı ve sözleri ve doğal olarak da aslında bu patronları yönlendiren iktidarın politikalarına uyumlu bir yayın siyaseti izliyorlar. Bu bir siyasal tercihtir. Gazetecilikle uzaktan yakından alakası yoktur. İktidarın siyasal tercihi çok açıktır. HDP'yi terörize edecek, HDP üzerinden ülkeyi terörize edecek ve bu yüzden de HDP'nin sözünün yoksulların, HDP'nin sözünün Türkiye yakasında ezilenlerin tarafından duyulmasını engelleyip onlara hayali, ötekileştirilmiş, şeytani bir HDP tanıtmak için, bunu HDP'yi böyle yapmak için, HDP'yi kötülemek için programlar yapılacak ve bunu da yapıyor. Bunun birçok örneği var. Geçmişte iktidar eleştirenlerin nasıl programların kesildiği, nasıl görevden alındığı ortada. Artık Türkiye'de bu büyük medya kuruluşlarında bir gazetecilikten söz etme şansı yok. Bunlar artık bir gazeteci değil, bir basit birer iktidar propagandacısı, iktidarın borazan haline gelmiş durumdalar. HDP'nin fikriyatı, HDP'nin politikaları, HDP'nin eylemi ve sözü HDP seçmeni tarafından duyuluyor ve izleniyor. Bizim sorunumuz kendi seçmenimizin ötesinde bu Türkiye halklarına bu fikriyatı duyurmaktır. Zira HDP'nin fikriyatı, HDP'nin politikaları, Türkiye'deki bütün yoksulların, ötekileştirilenlerin, ezilenlerin çıkarlarını dile getirmektedir. Zaten siyasal iktidarın temel derdi de HDP seçmeni dışında kalan ve şimdiye kadar büyük oranda bu iktidara ve bu iktidarın yanındakilere oy vermiş ya da onları siyasal olarak tercih etmiş insanların HDP'nin sözüyle buluşmasını engelleme çabasıdır. Bu çaba bizim özellikle Türkiye'de, taşrada, büyük şehirlerin bir kısmında sözümüzün duyulmasına engel oluşturuyor. Biz bu engeli aşmak için elimizden gelen bütün çabayı, bütün araçları kullanmaya devam ediyoruz. Ve insanlar bir şekliyle HDP'nin sözünü duymaya, bir şekliyle HDP'nin politikalarıyla, eylemiyle tanışmaya devam ediyor ve tanıştıkça, HDP'nin sözü duyuldukça da HDP'nin sözünün etkisi artıyor. İktidar bu yüzden kaybediyor. HDP güçlenmeye bu yüzden devam ediyor.
bu kanalların içinde işte YouTube kanalları, sosyal medya araçları, basın aygıtlarının bir kısmı bize bu konuda oldukça bizimle beraber ilkelere uygun bir şekilde çalışıyorlar. Bu gazeteci ilkelerine uygun olarak davranan bütün basın kuruluşları HDP'nin sözünün duyulması konusunda bize yardımcı oluyorlar. Zira HDP bu ülkenin üçüncü siyasi zemini, 6 milyon seçmeni dile getiriyor ve en ağır baskı altında olan parti doğal olarak aslında Türkiye'de gündemin ana öznelerinden birisi. Gündeme gözünü kapamayan herkes HDP'yi duyuyor ve görüyor. Ve huzursuzluk arttıkça, insanların öfkesi biriktikçe, iktidarın baskısı çoğaldıkça, yoksulluk ve sefalet büyüdükçe, toplumsal huzursuzluk, topluma yönelik saldırılar arttıkça HDP'nin bunlara karşı itirazı da duyulmaya, görülmeye devam ediyor. Bundan sonra da daha da artarak görülecek ve duyulacak. Kim gözünü kapamaya çalışırsa çalışsın, kim kulaklarını takmaya çalışırsa çalışsın, kim üç maymun oynarsa oynasın, bunun karşılığı kalmayacak. Halk kitleleri bu kanalları, bunların hepsini yargılayacak ve mahkum edecek. Çok somut bir örnek vereyim. Gezi ayaklanmaları başladığında bütün kanallar penguen belgeselleri veriyorlardı. 3 gün sonra bütün halk kitleleri bu kanalların önüne yığılmaya başladığında, bu kanalları teşhir ettiğinde, bu kanalların yaptığı politikaları kınamaya, protesto etmeye başladığında gerçeği görmek zorunda kaldılar. HDP'nin büyüyen kitlesi, HDP'nin büyüyen gücü herkesi gerçeklerle buluşmaya zorlayacaktır. Biz sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Medyada HDP uygulanan abluka aslında bir bütün olarak ülkedeki iktidarın HDP'ye karşı uyguladığı siyasal ablukanın yansımasından başka bir şey değildir. Bu siyasal abluka HDP'nin her çeşit politik eyleminde, fikriyatını her dile getirmeye çalıştığı toplantısında, HDP'nin her harekete geçtiğinde karşımıza dikilmektedir. Belediye başkanlarımız, eş başkanlarımız tutuklanmakta, kayyumlar atanmakta, yöneticilerimiz, üyelerimiz baskı altına alınmakta ve bir abluka ağır olarak HDP'nin üzerinde kurulmaktadır. Bu abluka sadece HDP'ye yönelik bir abluka değil. Bu abluka bu ülkeye giydirilmeye çalışılan deli gömleğinin provasından başka bir şey değil. Bu abluka bu ülkeye kurulan ablukadır. Ve nitekim biz bu ablukayı kırmak için harekete geçtiğimizde, darbeye karşı demokrasi yürüyüşünü başlattığımızda, yoksulların, ezilenlerin, kadınların, ötekileştirilmiş herkesin bu baskı politikalarına ve sömürü politikalarına karşı sesi olmaya kalktığımız andan itibaren Hakkari'den Ankara'ya, Edirne'den Ankara'ya yürümeye, yani ülkenin bir ucundan öbür ucuna bu ülkenin sorunlarını dile getirmeye kalktığımız andan itibaren devletin zor aygıtlarıyla da karşı karşıya gelmeye başladık. Her yerde bize engel çıkarıldı. Edirne'de önümüze polisler, tomalar yığıldı. Hakkari kolunda arkadaşlarımızın üzerine gaz sıkıldı. Her gittiğimiz yerde büyük aramalar, polis engelleri ve ablukalarla karşılaştık. Zira medyada sesimizi kısmaya çalışanlar şimdi sokakta da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki HDP ülkenin bütün halklarının, yoksulların sesini dile getiriyor. HDP bu baskı politikalarına karşı yıllardır kendini çaresiz hissetmiş insanlara çare olarak ortaya çıkıyor. HDP aslında umudun sesini dile getiriyor. Bu yüzden bizi engellemeye çalışıyorlardı. Çalıştılar. Her yerde büyük engeller, barikatlarla karşılaştık. Biz bu barikatları bir şekilde aşarak Ankara'ya geldik. İşte bugün Ankara'da son sözümüzü söyleyeceğiz. Başlattığımız yürüyüşün ilk adımını tamamlamış olacağız. Ve bizim amacımız temelde şu, iktidar da bunun farkında. HDP'nin yürüyüşü bu ülkedeki özgürlük ve demokrasi yürüyüşüdür. HDP'nin yürüyüşü emek ve barış yürüyüşüdür. HDP'nin yürüyüşü bütün ezilenlerin önüne çıkacaktır. Barolar yürümeye başladı, sendikalar hareketlenmeye başladı, işçi sınıf hareketlenmeye başladı, hak arayışı güçlenmeye başladı ve iktidarın en büyük korkusu bu. Halk bir kere gözünü açtığında, halk uyandığında, elini toprağa basıp kafasını kaldırdığı anda iktidar tutunacak hiçbir şey yok. Bu yüzden bizi engellemeye çalışıyorlar. Engelleyemediği her yerde sesimizi kısmaya ve ötekileştirmeye çalışıyorlar. Başarılı olamıyorlar, olamayacaklar. Biz bu yürüyüşü sonuna kadar götüreceğiz. Bu iktidarın ortadan kalkmasında, bu baskı düzeninin yıkılıp emeğin, özgürlüğün, ülkesinin kurulması yolunda halk kitlerinin sözünü söylemeye, bu sesi güçlendirmeye devam edeceğiz.
halk kitlelerine nefes yollarını açacağız. HDP bu ülkenin nefes borularının açılması için yürüyor ve biz bunu açacağız. Bu boğulma sendromuna son vereceğiz. İktidarın biçtiği deli gömleğini yırtıp bu kabus iklimini sonlandıracağız. Amacımız bu kadar basit. Biz demokrasi, özgürlük ve emek için, barış için yürüyoruz ve bu sağlanana kadar da bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Hiçbir engel bizi durdurmaya yetmeyecek.